Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaşınız geldi. Hadi hazırsanız alınsın çaylar, kahveler, sodalar, en sevdiğiniz içecekler. Uzanın şöyle koltuğunuza. Sevaş'ta haşbal başlıyor. Konularımız bir önceki videoyla ilintili oluyor arkadaşlar. Anlamak mümkün değil ama A, e, Ahu Tuğba'nın Ay bu Ahu Tuğba ile Banu Halka neyse hep karıştırıyorum <laughs> Enteresan bir şekilde aynı, aynı dönem diye mi bilmiyorum ama e, Ahu Tuğba'nın kızından bir açıklama gelmiş Enteresan buldum e, Onunla başlamak istiyorum e, Dün zannedersem e, Bir kelime hatası mı yapmışım Ölene rahmet dilenmez Falan yorumlarda gördüm Arkadaşlar anlıyorsunuz artık bazen bir sürçebilir Bazen kelimeleri yanlış konuşabiliriz. Affınıza sığınıyorum. O kadar da irdelemeyin artık. Bu arada e, şüpheli ölüm statüsünü aldı Amerika'da diye haberler geldi biliyorsunuz. Ben dün de söyledim. Bundan bir şey çıkmaz. E, yasal bir prosedür işliyordur. Bir cenazenin yurt dışına çıkıyor olması. E, e, bir şekilde bir de... Anında haber alır almaz Bizimkiler buradan elçilik kanalıyla Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girdiği eski dışişleri bakanının konuşuluyor. Ee, ya e, Türk sinemasını emeği geçmiş. 50'den fazla filmde oynamış bir kadından bahsediyoruz. Tabii ki bir şeyler yapılsın yani bırakın. Hepimizde bir hatırası, bir izi vardır bu kadının. Ama ben kızının bu söylemlerini Nuri Alço'nun hak etmediğini düşünüyorum. Nuri Alço ne alaka diye. Belki bir şeyler yanlış aksettirilmiş olabilir. Kendini annemin dostu gösterip yardım ediyor gibi prim yapanlar var demiş. Ay çok ağır bir itham ki Yeşilçam'ın duayen bütün isimlerinin cenazesinde mutlaka Nuri Alço vardır. Yani ne kadar her ne kadar kötü karakterleri canlandırmış olsa da kötü gün dostu olduğunu düşünüyorum ki ayrıca da Avutuval ile çok yakın arkadaşlardı onlar. Ben birebir şahitim 20 yıl öncesinden. Yani bu kelimeleri hak ettiğini düşünüyorum burada hemen yetkililere bilgi verme konusunda ne bileyim bir çabaya onun tanıdıklarıyla iletişim kurması açısından mutlaka girmiştir. Hakkını yemeyin. Ee, sizin kötü konuşacağınız prim kasıp e, rahmetlinin üstünden ne bir menfaati olabilir bu saatten sonra Nuri Alço'nun Ben böyle şeyleri üzülüyorum. Bakın neler söylemiş. Ona da belki yanlış bilgi aksettirilmiştir Acısına vermek lazım. Annesini kaybetmiş. Daha çok taze. Eminim çok üzgündür. Birileri de bir şey söylüyorsa o da onu e, gençte, de, toyda de yanlış anlamış olabilir. E, diyor ki annemin ölüm haberinde niye onun adı geçiyor anlamıyorum. E, cenazeye yardımda bulunmadı. Sadece baş sağlığı için e, telefon açtı gibi bir e, açıklaması olmuş. Bu açıklamaları ben e, Nuri Alço'nun hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten Nuri Alço vepalıdır. E, Türk sinemasında da. Ee, ne derler? Ha Kötü gün dostu derler ya. Kimin cenazesi olsa inanın pas geçmez oradadır o adam. Yani o yüzden bence hakkının yendiğini düşünüyorum. Bu kelimeleri e, hak etmediğini düşünüyorum arkadaşlar. E, e, dediğimiz gibi Celal e, Kalyoncu'nun e, iş insanı onun yakında arkadaşıydı. E, bir balıkçı, bir balık restoranı şimdi ismi gelmez. E, ön Bilgin bilmem ne diye birisi var zannedersem o, o maddi anlamda işte morg giderlerini falan karşılamış bir e, Hızır gibi yetişti diyor. E tabii ki dar günde hazır ya ölüm bu. Herkes Allah'ında hazırlıklı olamayabilir. Bazıları yok zengin falan. Ya kadının bir burada yazlığı var bildiğim kadarıyla. Bir de orada eee Ulus'taki evleri var eğer satmadılarsa. E, bu insan neticede uzunca bir süredir çalışmıyor. Birikimleri erimiş olabilir. Ay öyleydi, böyleydi. Ay gerçekten artık insanlar o kadar acımasız ki üzülüyorum. Ee, cenaze o yüzden gecikti arkadaşlar. Muhtemelen o prosedür işleri halle olduktan sonra bir e, bir hafta içerisinde e, gelir. Cenaze namazı tam da onun vasiyetinde olduğu gibi İstanbul'a gömülmek istediğini vasiyet etmiş zaten. Onun vasiyetinde olduğu gibi bir şekilde cenaze namazı kılınır ve sevdiği İstanbul'a defnedilecek. Tekrar Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Dedikten sonra yolumuza devam edelim. Ben üzülüyorum ya. Böyle hani bir takım şeylerin içerisinde bir çetrefil aramak, bir takım şeylerin içerisinden böyle biz seviyoruz felaket senaryoları çıkarmayı ve böyle saçma sapan inanın ölüm bu. Hepimiz bir gün tadacağız. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz. Gördüğüm kadarıyla tanıyan, dokunduğu herkes de iyi konuşuyor zaten kötü konuşan da yok ama yorumlardan bahsediyorum. Saçma sapan yorumlar geliyor. Bir gün hepimiz öleceğiz. Bir gün hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Kimse kazık çakmayacak. Onun için herkesin uslubuna bazı konularda en azından ölümde dikkat edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Eğrisini doğrusunu bulmuş bu haberde. Nezden ayrılır ayrılmaz eski eşiyle barışmış Onur Rüştü. Güldür Güldür'ün den tanıdığımız komedyen Onur Atilla. Ay Onur Rüştü diyorum. Onur Atilla 10 yıllık eşi Sinem Hanım'dan e, ayrılmış boşanma gerekçesi gerçekli. Hmm, şöyle bir büyüteyim şunu birazcık arkadaşlar. E, ne derler küçücük okuyamıyorsun işte. Büyütsene anacığım. 10 e, yıl eşi Sinem hanımdan ayrılmış. Boşanma gere gerçekleşir gerçekleşmez ise eski oryantal şarkıcı Nez ile e, ilişkisini ilan etmişti. Yaz aşkı gibi kısa sürdü. İlişkileri geçtiğimiz hafta bitti. İddialara göre boşanmanın ardından yaşanan Nez aşkı ile araları bozulan eski eşler sürekli birbirlerini gönderme yapıyorlardı. Nezle ayrıldıktan sonra Onur Atilla ilk iş eski eşiyle barışmış. Oğlunun ilkokul başlama vesilesiyle barışan çift birlikte mutlu aile pozu vermişler. Ay ne mutlu. Her musibet bir ne derler her musibette bir insana bir ders vardır olabilir. İnsanlar bazen saçmalamak da istiyor biliyor musunuz? Bazen her şey yolunda gitmesi insanların derler ya bir action'a ihtiyacı olur. Böyle bir ay, halı altından kayacak ki neyin ne olduğunu anlayacaksın. Evdeki iyinin kıymetini bazen dışarıdaki kötü gösterir. Hakikaten. Çünkü hep iyinin içerisinde var oluncası o bir rütüne bağlanınca onun kıymeti kalmıyor. O iyinin kıymetini anlamak için dışarıda bir kötünün kancasını bir yiyeceksin ki eve gelip oh ya Rabbi şükür deyip o iyiye sarılacaksın. Bazen demek dürtmek gerekiyor. Ee, yazık Eğrisi doğrusunu bulmuş. Ben zaten onun yürümeyeceğini gene de hani böyle ne derler kara haberci, kötü haberci olmak istemediğim için duyardım ya bu iş olmaz dedim zaten içimden ama hadi gene neyse dedim boşanmışlar belki mutlu olurlar. İnsanlar hakkında negatif yorum yapma sen dedim kendimce ama doğrusunu bulmuşlar. Bak evlatları var. Yani ne güzel bir ailesiniz. Belki tamam artık bu saatten sonra evliliklerini yürütemeyebilirler ama en azından ne diyorlardı? E, dolmuş paramızın olmadığı zamanlardan biri arkadaşız. Bunlar çok eski arkadaş birbirlerinden dolmuş parası isteyecek kadar beş kuruşsuz o kötü günlerde arkadaşlar. E şimdi varlık e, ne derler yoklukta arkadaş olanların varlıkta ayrılıkta başkalarıyla macera araması da gereksiz diye düşünüyorum. Doğrusunu bulmuş. E, en azından dostlukları bozulmaz. Bir saçmalamış e, olarak görelim Onur Bey'i. E, ve ay canım benim hemen de mutlu pozlar verilmiş. Sanki öbür tarafa nispet yapıyor gibi. Enteresan bir şekilde. Geçiyoruz diğer haberlerimize. Ajda Pekkan e, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni kapıdaki mitingde konuşma yaptı. Arkadaşlar bazılarınız demiş ki Seboş o, öyle de bir e, tartışma olmuş sayfada. E, Madem bu kadar hayvan seversin niye gitmedin? ya arkadaşlar e, Evet gitmeyi çok isterdim ama ben bazen Paşa'yı bırakamıyorum. Paşa ile ilgilenmem gerekiyor. Çünkü Paşa artık çok yaşlı ve çok sıkıntılı. E, mümkün mertebe, mecbur kalmadığım sürece e, çok ağır bir işim olduğunda bile otele bırakmak istemiyorum. Çünkü onun kendince benim de köpeğim artık yaşlı ve sıkıntıları var. Gidemedim. E, paşa'yı bırakamıyorum. İşin açıkçası bu. Ama isterdim orada olmayı. Haklısınız. Keşke bu kadar e, bu konuya destek veren birinin keşke orada da olsaydı. Bu konuda size katılıyorum ama beni aratmayacak kadar çok hayvansever oradaydı. Ben takip ettim. E, hepsi de tek tek çıkıp konuşma yaptı. Ajda Pekkan'ın konuşması çok güzeldi. Hepsi Cumhurbaşkanı'na seslendi. Yani e, ha, istemediklerini hayvanlara söylüyorsunuz. Biz de halkız, biz istiyoruz. Bizim de sesimizi duyun diye hepsinin çok güzel açıklamaları vardı. Ajda Pekkan'ın e, çok güzel bir e, konuşması oldu. Yani dünyada hiç de istemediğimiz şeyler oluyor. İşte Ekonomik kriz, savaşlar, gazze hepsine değindi. Tüm bunların üstüne bir de hayvanların yok edilmeye kalkılması doğru değildi. Hatta Hande Yener ağlayarak dedi ki ya dedi bir kedinin katledilirken ki görüntüleri var yine. Yani e, kaç tane canı daha yani bu kadar böyle bunlar cezasız olmasın. Yani hayvanları öldürmenin, tecavüz etmenin de bir cezası olsun. Böyle böyle başlıyor sonra insana evriliyor. Bu canilik, bu kötü ruhlu insanlar önce hayvanları katlediyorlar, öldürüyorlar, işkence ediyorlar ve sonra insanlara geçiyorlar. Bu tarz insanların e, toplum içerisinden dışlanması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel konuşmalar vardı. Seren Serengil'i bir kez daha kutluyorum. Biliyorsunuz birçok konuda çok kızdığım şeyler oldu kendisine. Evet. Her konuda anlaşmak zorunda değiliz. İnsanız. Anlaşamadığımız konular olabilir. E, fikir ayrılığına herkesle düşebiliriz arkadaşlar. Her konuda herkesle anlaşamazsınız. Ama bu konuda kendilerine e, takdir ediyorum, katılıyorum. Sonuna kadar söylemlerinin altına imzamı atarım. Çok güzel söylemlerde bulundular. Hepsini ayrı ayrı tekrar kutlamak istiyorum. Beni Ceceli de şaşırttı. İktidara yakınlığıyla bilinen şarkıcı Mustafa Ceceli de orada. E, hayvan, bu kadar hayvansever olduğunu bilmiyordum. Kutlamak lazım. E, işte bazen işte sempati kazanıyorsunuz. Mesela çok sevmediğiniz bir popçuyu öyle bir şey yapıyor ki sempati diyorsunuz. Çok sevdiğiniz birisine de nefret boyutuna gelecek kadar kızgınlık diyorsunuz. Onlardan bir tanesi de mesela Yıldız Tilbe'nin söylemleri çok sert ve ağırdı. Arkadaşlar şu yanlış anlaşılıyor. Çözüm olsun. Çözüm öldürmek olmasın kardeşim. Ben bundan şu çıkıyor hemen. O kadar safları keskinleştirmişler ki her şeyde bir kutuplaşma var. Hayvanların, ee, hayatı söz konusuysa burada kutuplaşmayalım. Burada insan ve medeni bir şekilde kararlar alalım. Bir canlının acı çekerek ölmesini kim isteyebilir ya? Vicdan olan kim isteyebilir? Böyle bir çözüm olur mu? Olmaz. Ee, gerekli adımların bence atılacağını ve doğru şeylerin yapılacağına inancım tam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bugün hem Dilan Polat hem de Candan kardeşlerim mahkemeleri vardı. Ee, hem Dilan Polat'la ilgili haberler yansıdı hem de e, görüntüleri de yansıdı. 37 kiloya düşen e, ve tahliye olan ilk duruşmasında tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte geldi adliyeye. Duruşma salonuna kardeşi Bahar Candan'ı ağlayarak seslendi. E, gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik. De. Yani bir anda bir dram var, üzülüyorsunuz. Bir anda bir ibretlik bir durum var. Gerçekten şöyle baktığınız zaman kısacık hayatlarımızın içerisine böyle sıkıntılı süreçleri sokmamak lazım. Üzülüyorum, gencecik kızlar bakın 37 kiloya düşmüş yani. Biraz daha ölümün işinden dönmüş. Ne gerek var hayatınızın içerisinde bu denli kirli ilişkiler ağı kurmaya öyle değil mi? Dilan ki daha karmaşık ve enteresandı. A açıklamaları da enteresandı arkadaşlar. E, Acanalıcalı'ya geleceğim o bomba haberleri sola saklamak istiyorum. E, çok enteresan geldi. Adliyeye giderken bir paylaşıda bulundu Dilan Polat. Dedi ki e, merhaba. Birer fetih süresi okur musunuz bizim için diye yani işimiz gücümüz rast gitsin diye. vallahi sizi fetih süresi de kurtaramaz diye düşünüyorum. Bunca saçmalamalarınızdan sonra böyle bir takipçilerinden dua talebinde bulunmuş. Enteresan bir durum ama mahkemeden de enteresan yani söylemleri de enteresan geldi arkadaşlar. Dilan Engin Polat kara paradan ilk kez hakim karşısına çıktı ve iddia edilen şahısları tanımadığını söyledi. Ee, bakalım neler söylemiş Dilan Polat. Hemen şöyle bir önce haberimize göz atalım. Kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ta aralarında bulunan 28 sanık, hakim karşısına çıktı duruşmada ee, kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat lise mezunuyum demiş. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok demiş Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtmiş. Vah vah Ferrari'lerden, e, jüplerden düştükleri durumlara bak. Yani işte yerse canım yanında bodyguardlar var bilmem ne var. Yani ne bileyim işte e, neticede şu an çalışmadıkları için işsiz diyorlar ama çalışmadan da bir ömür yaşayacak kadar paralar olduğuna eminim. Dilan e, şimdi. Gülen Polat e, savunmasında benim şirketlerle ilgim yoktu, sadece personelle ilgilenirdim. Ben hayatımın hiçbir döneminde fatura bile kesmedim. Batuma gezi amaçlı gittik. E, Erkan Başeri tanımıyoruz. Hayatım boyunca bir araya gelmedik. Ben bu süreçte e, sağlığımı da kaybettim, 18 kilo verdim. Gerçekten o kollar artık çırpının çırpısı olmuş ve psikolojik bir sıkıntısı da var. Böyle e, beden diline de yansıyor arkadaşlar yürürken falan böyle bir, bir garip bir garipleş miş Acı nasıl bir durum değil mi? Yani bir saltanatın, saltanatlığın ne diyelim, sosyal medya saltanatlığının gözümüzün önünde yıkılışını ve çöküşünü izledik. Ben bu süreçte sağlığımı da kaybettim. 18 kilo verdim. Çocuklarımdan 10 ay ayrı kaldım. Eşimden ayrı kaldım. İfadelerini kullanmış. Ortaokul mezunum, işsizim, eşim yok, mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Şimdi ondan belki de sinyallerini veriyorlar. Belki de hani bütün taşınmazların üstünde muhtemelen o tedbirler kalkmadı. Ee, Dediği araçları aldıracağız. işte ne bileyim tekrar e, fenomenliğe geri dönecek Dilan Polat gibi açıklamaları vardı avukatının. Demek ki paralar e, olanlara da bloke kondu bankada. Bir şekilde hayat devam ediyor. Yaşamak için o yüzden herhalde devam edeceğiz. Ya da belki de borç çıkaracaklar. Vergi borcu. Bunların nasıl ödenecek? Bir şekilde Dilan çalışsın. Dilan çalışsın hem içeride kocasına baksın, ailesine baksın. Çünkü döndüremeyecek para yoksa kayyum atanmış, şirketlerin başında kayyum var, kendi şirketlerini zaten yönetemeyecek, taşınmazların üstünde hepsinin rehinler var. Yani bir şekilde köşeye sıkışmış durumdalar, bu kara para iddialarını zaten kabul etmiyorlar, tamam vergi borcumuz olabilir, orada bir hatamız olabilir, onunla da ilgili neyse gereği yapalım, mallarımızı alın. Ee, geri kalanı da ödeyelim mi diyorlar artık ne diyorlar savunmalarını bilmiyorum ama e, bir ara terslemiş hakim Engin Polat'ın konuşmalarını bir sinirlenmiş ona ne, ne dediyse bilmiyorum ama e, bir çöküş hikayesi zaten e, nasıl toparlanır Dilan Polat bilmiyorum ama e, ne ruh halinin ne beden dilinin e, çok da normal olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, bu Polat ailesinin diğer erkek bireylerinin o kadar bu durumu hani ne derler biraz metanetle karşılaşmış. Onlar öyle hani bir, bir çök günlük bir ne bileyim e, şeyi yok onların yani soğuk kanlılar ama Dilan Polat öyle değildi arkadaşlar. Neyse velhasıl ilk duruşmalara yapıldı. 9,5 ay hapiste kalan Dilan Polat 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu biliyorsunuz ilk mahkemeleri de tutuksuz yargılandı. Mahkemede görüldü. Bundan sonrasını birkaç gün üst üste herhalde mahkemeleri var. Bakalım nasıl bir sonuç, nasıl bir e, karar çıkacak? E, merak konusu. Ben e, Baharcan'dan üzülüyorum. Ne yalan söyleyeyim ki? Yani deli dolu bir kız Tabii ki eğer varsa bir illegal işin içerisinde parmakları bile isteye bir şeylere karışmışlarsa cezalarını çekecek devlet verecek zaten o ayrı. Onu bir tarafa koyalım. İnsan olarak ben üzülüyorum ya bana çocuk gibi geliyor ya. Keşke bu işlerin içerisinde olmasaydı. Ve geçelim ülke gündemini herkesin birinci mevzusu Gülben Ergen, Demet Akalın bütün ünlüler aslında biraz olsun şeye sistem ediyorlar Müge Anlı'ya tüm Türkiye'nin ay 15 gün dile kolay ya Bak, ölüsü dirisi yok ortada. Ee, narin'le ilgili herkes artık e, yeter yani bir var, varsa bildiğiniz bir şey açıklayın moduna geldi. Her kafadan bir ses de çıkıyor. Yayın yasağı olduğu için e, ne bileyim mahkemeyle ilgili hiçbir bilgi e, bir şekilde ne ekranlarda ne de sosyal medyada yayınlanmıyor. Bir gizlilik esasıyla yürüyor işler ama. Her yorumcu da kendi kafasından hele de o iğrenç bilmiyorum birkaç şeyler var. Onlar doğru çıkarsa korkunç. Aile zaten aile içinde bir şey oldu. Yüzde yüz. Yabancı birisi gelip de onu nereden bulacak da nereden başına bir iş getirecek. Korktuğumuz senaryoyla herhalde yüzleşeceğiz diye düşünüyorum. Fatih Altayon'un bu bir yorum getirirken narinler ne ilk ne son. On binlerce narin gibi vaka var gibi bir açıklaması oldu. Ona da hemen Zannedersem dezenformasyon mücadele merkezinden e, bir şey gelmiş e, açıklama gelmiş Fatih Altaylı'nın on binlerce var derken o yuvarlak bir rakam söyledi bir istatiksel veriye dayalı söylemediğini düşünüyorum ben o e, şeyi izlemiştim videoyu izlemiştim yani ne ilk ne son olacak narinler e, bu tarz vakalar bizim ülkemizde maalesef yaşanıyor gibi bir açıklaması vardı bakın. Ee, onunla ilgili nasıl bir cevap vermişler? Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan Türkiye'de resmi rakamlara göre e, yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor iddiaları doğru değil. Evet öyle 10 binlerce diye bir rakam geçirdi e, Fatih Altay'ı. İddia edildiğinin aksine Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK veya başka bir devlet kurumu tarafından kayıp çocuk sayısıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir istatiksel veri yayınlanmamıştır demiş. TÜİK açıkladığı veriler güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında hakkında kayıp müracaatı yapı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verileri içermektedir. Dolayısıyla her yıl on binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyin diye bir açıklama gelmiş. Ee, tabii istatiksel bir veri açıklıyorsanız kaynağını vermeden o doğru değil. Ama ben o videoda e, genel bir yorum yaptığını düşünüyorum Fatih Altaylı'nın bu konu hakkında. Ama artık yani gerçekten 15 gün yer yaralıp yerin içine girmedi küçücük köyün içerisinde ölüsü ya da dirisi. Niye hala çıkmıyor? Tamam amcayı tutukladınız ee, ama e, kamuoyunu da bilgilendirmeleri gerekiyor artık. Çünkü az bir zaman değil. Olay ne kadar korkunç ki kamuoyunun e, infial olmasın diye mi söylemiyorlar? Acaba hangi gizli bağlantılar ya da hangi kirli bir hikayenin, bilmiyorum ucu küme dokunuyor da, çünkü bazı sosyal medyada da iddialar var. Şimdi iddia diyoruz, onları gündeme getirmiyoruz. Çünkü e, resmi makamlardan ve yetkililerden bir açıklama gelmediği için birçok kişi tarafından yazılmış, uydurma haber de olabilir, haberler, hikayeler dolaşıyor ama ee, altından da pis kokular göre gerçekten 15 gün muhtemelen yetkililer çözdü. Muhtemelen biliyorlardır artık neyin ne olduğunu ama neden sakladıklarını gerçekten merak etmeye başladık. Ee, daha fazla direnemezler diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla kamuoyunda tepki var. Neden hakikaten Müge Anlı bu konuya e, yayın yasağı verdiyip geçiyorlar ama en azından kamuoyunu da birilerinin bilgilendirmesi gerekiyor. Hepimizin içi yanıyor. Ya, üzgünüz. Küçücük bir çocuk. Eee Evet lütfen artık ibret alınması için de çok ağır cezalar getirilsin. Çocuklar kırmızı çizgimiz. Çocuklar hakkında, çocuklara uzanacak ellerle ilgili. Gerekiyorsa dar ağacı kurun, sallandırın, idamı bile konuşalım. Ama bu kadar hoyratça ya artık tamam Fatih Altaylı belki egzajere etti. 10 bin yoktur yılda ama çok fazla e, çocuk istismarı ve çocuğa yapılan zulüm, kaçırma dövme, şiddet, öldürme gibi vakalar duyuyoruz. Bunlar çoğaldığına göre e, işte burada bir cezai müyede ile ilgili bir arttırma gidilebilir. Boş işlerle uğraşmayın kardeşim çocuklarımızı koruyalım. Çocuklarımızı korumak için de ne yapılması gerekiyorsa, hangi tür adımlar atılması gerekiyorsa o adımlar atılsın. Bakın Gülben Ergen de şöyle bir tweet atmış. Münevver Karabulut cinayeti ve daha nicelerini canlı yende çözen Yıllardır başarısını gölge düşürmeyen Müge Anlı yayın yasağından dolayı Türkiye'nin ayağa kalktığı narin felaketin işleyemiyor. Akıllara zarar diye bir paylaşıda bulunmuş. Herkes narin eşliği adı altında merak ediyor ne olup bittiğini. Kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yetkililere buradan çağrımız olsun. Gerçekten üzülüyoruz ya. Bir i̇nşallah son olur diyoruz ama maalesef e, e, ne derler gün geçmiyor ki bir çocuğumuzla ilgili böyle haber duymayalım. Geçelim. Diğer haberlerimize çok enteresan arkadaşlar. Ee... Ay, hakikaten bu haberi bugün konuşuldu diye geçeceğim ama Yalı Çapkın'ı kabak tadı verdi. Uzatmaları oynayan bir dizi olduğunu düşünüyorum. Bir aşk hikayesinin içerisine e, yan roller diye birkaç tane kadın soktuğunuz zaman insanın aşka bakış açısı da artık e, ne derler onu öldürmeyin bari ya insanın e, ne bileyim aşka olan inancını öldürmeyin olmuyor. Bir kadın işte Pelin Akil'i e, sokmuşlar işte diğer karakteriyle artık onunla mı aşk yaşayacak Yeni yayın döneminde saçlar gitti kısacık e, küt saçlarıyla boşanmış olacaklarmış. O da yeni bir aşk olacakmış. E oradan yürüteceklermiş gene Antin Kuntin olaylarla ama benim enteresan buradaki dikkatimi çeken e, Pelin Akil eşiyle birlikte hem diziyi işte kutladık hem bilmem bir şeyleri kutladık diye eşi de yanında e, böyle bir görüntü vermişler. Ne mana saçma geldi bana ama bakalım ön yargıda olmamak lazım. İzleyip görelim. Şimdi geçelim Aa, e, gündüzden başladılar e, Ayça Çağla'nın hazırlanışı işte e, şampanya patlamaları, saçlar, gelinlik giymeleri falan hepsini sosyal medyasından kendileri e, gelecek olanlara sosyal medyaya yayın yapmayın diye ricada bulundular ama e, kendileri kendilerini yayınlamaya başladılar. Ayça Çağla'nın gelinliği çok sadeydi. Ee, makyaj videoları işte saçı hazırlanırkenki videolarını herkes Şeyma Subaşı'na benzettiler. Zaten kız da birebir ona, ona bir değişik versiyonu benziyorlar zaten. Demek ki Acun'un tipi sarışın bu tarz kızlardan hoşlanıyor. Ee, o görüntüler Saç rengi, fiziği, hali, tavrı ne bileyim birazcık da onu mu kıskanıyor? Onun gibi mi olmaya çalışıyor Ayça Çağla da? Aynıydı yani birebir. Ben gelinliğini beğenmedim. Çok sade ve vasat buldum. Ee, şey ise e, e, sürat teknesiyle almaya geldi onu. E, ama e, yanında bale gibi duruyordu. <laughs> Acun. <Açım. gülüyor> Vallahi bak bodyguard bale. O, o modda duruyordu. E, enteresan. Ne diyelim evet dediler o evet dedikleri sahneyi gördük ama içeride konuklarını eğlendikleri anlarla ilgili herhalde ben bu videoyu çektikten sonra yarın daha çok konu düşecektir. Bir bale edasıyla <laughs> denizden aldı gittiler işte birbirlerine nikahları kıyıldı ondan sonra eğlence ile ilgili henüz görüntüleri ben bu videoyu çekene kadar gelmedi. Kız bu guguruk tepemi bugün niye bu kadar kabartmışım ben? ay, <laughs> ay benim ömrümü yiyorsunuz siyah verdiler Kız açıyorum bu sefer de buraları iyice. E, bir orantısızlık oluyor ne yapacağımı şaşırıyorum bazen ama. Ufak minnaştık. Ay Atatürk'üme bakın. Ay bu burada görünüyor mu acaba? Şöyle biraz daha öne alayım ayol. Evet Atatürk'üm görünsün. Ee, burada mutuk suç ve ceza, sefiller. Böyle kitaplar koydum bir iki tane. mutuk her evde olmalı bence. <laughs> Atatürk deyince akan sular duruyor inanılmaz seviyorum e, bu kadar vizyon sahibi bu kadar büyük bir lidere sahip olduğumuz için gerçekten e, ne derler e, Allah Türk halkını çok seviyor Türk halkına böyle bir lider nasip etmiş yani gerçekten kıymetini bilmiyoruz dedikten sonra hadi geçelim gene e, Alingirli magazin haberlerine 195'er yıl hapis cezası istenmiş kim için? Yine bir e, fenomenler dosyası Kıvanç Beril talı çifti için 195'er yıl hapis istenmiş ne bu bu kadar da adam mı öldürdüler? Ay vallahi ben bazen şaşırıyorum yani hukuk sistemine. Tamam dolandırıcılar ama yani şu çocuğu işte bakalım 7-8 sene yatıp çocuk öldürenleri cesedi ortada bulunmayanlara bu kadar ağır ceza yapmıyorlar ya. Müebbet versinler yani ömür boyu yatsınlar. Ömür boyu bakacağız onlar aslında. Ne kadar korkunç değil mi bir çocuğu böyle e, hayattan koparanlara. Bilmem bana biraz fazla geldi. Neymiş 3 milyon liradan fazla vurgun yapmışlar. 3 milyon için o 3 milyon para dedin artık bir ev almıyor. 1 artı 1 almıyor yani. 3 milyon para için mi 195 yıl yatacaksınız? Bu kadar 195 her yıl karı koca ayrı ayrı. Yani ne bileyim ya biraz fazla değil mi? Bana biraz fazla geldi ya. Enteresan geldi. Ne bileyim belki örnek olsun teşkil etsin diye mi? Yani ben anlayamıyorum. Bazen hakikaten hukuku anlayamıyorum ama bizim anlayamadığımız şekilde gelişe biliyor mesela zannedersem Nihal Candan'ın bu şahıslarla bir bağlantısı yok diye biliyorum. Sadece bir kere yemek demene falan, bir kere yemek demene öyle bir karşılaşmışlıkları varmış. Baharım belki de şey hesapları kullanılmış ama Nihal daha bu konuda şeymiş zannedersem sıkıntılı değilmiş durumu diye düşünüyorum. Orada da öyle kırkar yıl mı ne? Yani bunlar ne yaptı ayol? Adam mı öldürdü bu kadar yani? Enteresan bir durum diye düşünüyorum. Allah kurtarsın, Allah yardımcıları olsun diyelim. Çünkü e, kader mahkumlarının tüm içeride e, belki de e, ne bileyim masumiyetini e, ispatlayamamış kader mahkumları da var. Allah hepsine yardımcısı olsun. Allah hepsini kurtarsın. Dedikten sonra ah canım güzel haberler arada bir. Eda Ece e, kızından kareler paylaşıyor. 4 aylık kızı Mina İpek ile e, nasıl sarılmış o da anasına ay dünyanın en güzel duygusu olsa gerek. Senin şu boynuma sarılmam var ya minnoşum demiş kalpler, emojiler, Eda, Ece. Aşk yaşıyor çocuğuyla. Ay kim yaşamaz ki değil mi? Ne güzel şey. Hayatın bence en güzel şeyi evlat diye düşünüyorum. Her ne kadar anne olmasam da. Devam edelim bakalım bugün neler 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 konuşulmuş. Canım ülkemin konuları, enteresanlıkları hiç bitmiyor zaten gerçekten gün geçmiyor ki bir enteresan haberle uyanmayalım arkadaşlar bu şampanya hikayeleri o çok mutlu İşte kimisi çok mutlu bakın ee, yani ne diyorsunuz bu acun olayına 30 yaş çok ya e, acun 50 küsür yaşında 20 sene sonra gelecek 73 74 yaşında 40 yaşında bir karısı olacak o kadına ya, ne bileyim e, çok bu artık evliliği çok böyle uzun yıllar olarak bakmıyorlar an, an da düşünüyorlar. Belki yarın öleceğim diye düşünüyorlar. Öyle mi hesaplıyorlar? Yani bir uzun vadeli görmüyorlar evlilikleri. Yani 20 senesini hesaplamıyorlar. Değil 20 10 senesini bile hesaplamıyorlar. Yani ev, eskiden öyleydi. Evlilik bir ömür yasta başını koyacağın iyi günde kötü günde öyle bakılır evliliğe. Şimdi evcilik gibi geliyor şimdiki evlilikler bana. Tabii ki kız e, bu kadar zengin olmasa, bu kadar olanakları olmasa Acun'la evlenir miydi? Ne diyorsunuz? Hiç sanmıyorum. Ee, yani işte aşka bakış açımızı öldürüyorlar. Keşke denklik olsa biraz ya. Yani bakın 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş bunlar kendi jenerasyonu sayılır. 10 yaşa kadar öyle değil mi? Hani kadın ya da erkek fark etmez. 3 yaş, 5 yaş biri birinden büyük olabilir. Ee, veya hadi şuna da saygım olur. Bu bir hayatında bir kere karşılaşırsın. O, buna aşk diyebilirim. Ama bunu rutine bağladığınız zaman bana aşk gibi gelmiyor. Zırt bırt ne bileyim 20 yaşında kızla beraber oluyor. Ayrılıyor. Ondan sonra bir, gene bir 20 yaşında kız buluyor. O zaman o bana saygı duyacağım bir ilişki gibi gelmiyor. Bunu yaşayanlar için söylüyorum. Yani bu kadar ağır yaş farkları gerçekten ya. Hem komik duruyor. E, ne bileyim sadece yatak ilişkisi gibi geliyor bana. Çünkü başka türlü insan düşünsenize e, 30-40 yıl geçmiş birisiyle arada yaş farkı birisiyle ne o yukarıdaki onun yaşına inebilir ne aşağıdaki de onun yaşına çıkabilir. Çünkü hayat, deneyimler, tecrübeler, konuştukça güzel, paylaştıkça güzel. Paylaşmak için bir takım şeylerin ortak olması gerekiyor. Bana geçmiyor. Ha bu, 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 bu evlilikte de bir enteresanlık hakikaten var. veya ee, ne derler beyaz ma magazin ya da söylemezsem olmaz masasına göre kız hamile. Olabilir. Hamile olduğu için evleniyor olabilirler. Bilmiyorum. Yani demek ki para olunca, zengin oluncası her türlü her şey bir bah. <laughs> Öyle yani. Çünkü e, acından bahsederken son derece normal bir ilişkiymiş gibi bahsediyorlar. Hadi 30 yaş büyük bir kadın, e, ne bileyim böyle Esma Sultan yalısında kendinden 30 ya 50 yaşında bir kadın 20 yaşında bir oğlanla evlensin bakayım. Ay ne edepsizlik alır, ne ahlaksızlık alır, ne ee, sübyancılığı kalır 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 yani şey için bile sübyancı diye başlık atmışlar Meryem ki canlandırdığı rol için. Yani düşünsenize ne farkı var şimdi bunun ondan? Bir toplum algısı da böyle ne bileyim erkek yapınca kadın yapınca daha farklı bakıyorlar. Ama öyle olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Artık e, hayatın içerisinde bu işin kadını erkeği yok arkadaşlar. Öyle değil mi? Biz gene de ne diyeyim, bana yapay geliyor ama mutluluklar dileyelim. Bu arada Kerem hava alanında gidiyorlar, şimdi Kırmızı Halı'da yürümek için Venedik'e. Hadise'yi korkutmuş. Biraz yapmacık geldi bana, Hadise orada işte havaalanında arkasından koşturuyor. Hadise, Hadise diyerekten Kerem Bursin. O da korkuyormuş gibi yapıyor. Tamamıyla bir kurgu gibi geldi bana. Ee, öyle şakalaşıyorlar, onu da paylaşmışlar sosyal medyalarında ilginç geliyor insanlara böyle şeyler demek ki sosyal medya malzeme olsun diye. Şimdi bir tanesi de e, şey zannedersem e, neydi o şeyin eski sevgilisi e, Mahsun Kırmızıgülün e, bir resim paylaşmış böyle bir değişik danslar ediyor. E, i̇nsanlar böyle ilginç şeyleri o, o like yağmuruna tutuyorlar çok fazla e, like'lıyorlar, beğeniyorlar beğenilerce dedikten sonra. Şarkıcı Edis'in anne ve babası boşanmış. Bana değişen bir şey yok demiş. Ünlü şarkıcım Edis'in annesi Sevil Görgülü ile babası Ayhan Görgülü 40 yıllık evliliği sona erdirmişler. Yani bu saatten sonra arkadaş da kalabilirler. Bazen olabilir. Ay ben çok şaşırıyorum. Demek ki eskiler boşanmıyor kolay kolay ama eskiler de aynı havayı soluyoruz, aynı gıdayı yiyoruz. Artık insanlar düşünsenize 40 yıllık 50 yıllık evliliklerini götürüyorlar ya. Ne korkunç değil mi? Ben e, şunu bir ne bileyim, 2030'dan sonra evlilik kavramı kalacağını düşündüm. Aile yapısı kökten değişecek. Bakın görün. Yani çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Artık herhalde ilişkiler diye bakacağız. Evlilik gerçekten yani bakıyorum. Hele yeni nesilde öyle 10 senelik, 20 senelik ilişkiler hep birlikte yaşayıp göreceğiz ama artık yürümüyor ya. Yediklerimiz, içtiklerimiz bizi bu hale getirdi herhalde. Bu da enteresan bir haber. Yine kısa kısa geçeceğim. Ee, bir horlama sorunu varmış zannedersem. Ee, şarkıcı Oğuzhan Koç kız yoksa Demet Özdemir bunu o yüzden mi bıraktı? Ee, demek ki bu kadar ağır bir şikayeti var ki uzun süredir yaşadığı horlama şikayetleri nedeniyle bıçak altına yatmış. E, uyku kalitesinin düşüşü ve dinlenmeme gibi sorunlar yaşayan Koç horlama problemini çözmek için e, doktorunun Fulya'daki kliniğine gitmiş. Bıçak altına yatmış. Artık ee, zannedersen bir daha horlamayacakmış. Sadece şarkı söyleyecekmiş. Geri döner mi demiş Özdemir? gitti gitti diyerekten. Ee, <laughs> enteresan. Vallahi olur mu olur horlayan bir adamı çekemem yani düşünseniz e, hakikaten yani e, yan odadan bile duyulabilecek gece bütün evi saracak bir horlayan bir ay git istemem horlayan bir adam ay horlamayanı da zaten istemem de horlayanı töbe istemem diye <laughs> evlerden rak diye Eee enteresan. Yani, doktor e, damar sarkması olduğu için ameliyat şart demiş. Teşhisi koyunca da Mastak'ta özel bir hastanede ameliyat olmuş. Ee, enteresan, enteresan Sanchez. O acaba damak sarkması sesi de etkiler herhalde, şarkı söylemeyi de etkiler. Çünkü damak şarkı söylerken şarkıcıların kullandığı için bu mukazolar ağzımızın içerisindeki performansımız için çok önemli. Bu da çok üzülüyorum ya gerçekten insanın ne bileyim böyle aksiyon filmlerinde gördüğümüz o ne bileyim e, yakışıklı dinamik adam Bruce Willis e, ünlü oyuncunun kızından açıklamalar var babamı gün gün eriyor demiş onu gözümün önünde çöktüğünü görmek çok acı çok acı veriyor demiş kızının açıklamaları ay adam erimiş o canım adam hayat e, yaşlanıp bir de hastalıkla uğraşıyorsanız korkunç. Gerçekten hem yaşlanıp hem de bir de üstüne ciddi hastalıklarınız varsa korkunç eziyete dönüşüyor. Ee, Rabbim ne verirse hayırlısını versin. İnsan ne kadar narin değil mi? Bir bakıyorsun kraliçeler kadar güzel kadınlar, yakışıklı erkekler. Yaşlandıklarında zavallı birer ne bileyim hani Allah herkese güzel yaşlanmayı nasip etsin. Çok önemli. Kaliteli, sağlıklı yaşlanmayı nasip etsin. Sadece görsellik olarak algılamayın. Ne bileyim güçlü, kudretli görünen adamların böyle avuç içi kadar kalıp günden güne eriyerek hayatını kaybediyor olması gerçekten çok korkunç. Ne güzel özetlemişti Alain Delon. E, o da rahmetli. Yaşlanmayı berbat bir şey. Çok zor. Çünkü ileri ki 99 yaşında mı öldü? 97 yaşında mı? Ya i̇leri bir yaşta. Yani bir yerden sonra da Yine çok uzun ömürlü bir e, adama soruyorlar. Yeter ya diye ona bayılmıştım. Allah uzun ömür versin amca diyorlar. Yeter ya diye Ay, artık yorulmuş adam yaşamaktan mı yorulmuş. Tadında ama yedi şekerli çiğ hala çayını. Ay canım benim 130 yaşında mı ne? Yani tabii ki herkes e, ne bileyim dinamik, sağlıklı, e, her türlü ihtiyacını kendi başına karşılayabildikten sonra 100 yaşında da olsan sıkıntı değil ama insan bedeni tükeniyor ve belirli bir şeyden sonra akli melikeler, bedensel yetiler yavaş yavaş e, ne bileyim kayboluyor. O da tabii ki o süreden sonra çektire, çekenlere de yani aile bireylerine de zor diye düşünüyorum. Allah kurtarsın diyelim ne diyelim yani dermansız dert vermesin yanındakilere de kendine de çektirmesin. Çünkü demans hastası artık bir yerden sonra yaptıklarını da hatırlamıyor. Ünlü oyuncu Bruce Willis. Ay hatıralarımda o güzel filmler. Muhteşem bir oyunculuk. Ne diyelim? Hayatın gerçeği. Hande Ateyzi diyor ki yurt dışına gittiler de işte estetik yaptırdı haberlerini yüzünü gerdirdi geldi. Bu kadın hep zayıf, Hep böyle fit bir vücudu vardı. Ama diyor ki, göz kapağımı yaptırdım. Olay oldu. İşte bir sürü haber yaptılar. Yok 2 milyon liraya yüzünü gerdirdi falan diye onların hepsini yalanlamış. E, Hande Ateyzi demişken çok güzel bir diziye benziyor. Çünkü e, bu e, şeyde Kanal D'de başlayacak olan dizi de kimler yok ki Hande Ateyzi, ondan sonra Meltem, Cumbul. Hande Ateyzi var mıydı kız bunda? E, Halit Ergün, dur bakayım şuradan bakayım tekrar. E, Halil Ergün, Halit Ergün diyorum ayol. Benim de bu isim karıştırma hafızam ne olacak? Bakın kimler var? Ee, Üç Kız Kardeş'teki başrolünün Özgü Kaya, Burak Berkay, Akgül, Meltem Cumbul, e, Melis Birkan e, hatta diziye şey var. Neydi bu kızın ismi? E, Kenan Emirzalıoğlu'nun eşi gelmesi Sinem Kobal. Hanıma olarak Ege Kökenli hanıma olarak diziye giriyormuş. Diziyi de e, herhalde senaryolaştıran Mahsun Kırmızıgül mü? Çok enteresan. Hmm. Yani hakikaten bayağı kalabalık bir kadro. Hmm. Neyin bakalım Kapadokya'nın eşsiz doğası olan büyülü bir bölgede oldu ve bu büyünün izleyiciye geçeceğini kaydeden kökenli dizinin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül. Hmm, yönetmen Mahsun Kırmızıgül Mahsun Hoca ile çalışmak çok keyifli çok güzel. Gözü ve sinema grafisi var. O yüzden başarılı bir iş olacağına inanıyorum demiş Sinem Koba. Yani kimler kimler yok. Yani bu kadar büyük kadroyu getirdiklerine göre demek ki senaryoya güveniyorlar. Ben artık yalı Yalıçak ya da e, Kızılcık Şerbeti'nin e, top 3 listede olabileceğini belki Kızılcık Şerbeti girebilir ama e, Yalıçak'ın o şeyi vermiyorum. Gerçekten bu sezonun en e, reytingleri patlatan 3 dizisini merak ediyorum. Burak, Burak Deniz'in dizisi dün çöp diyorlar. Hiç yani reytinglere bile derece elde edememiş. Tutmayacağı belliydi zaten. Toy bir kız koymuşlar 19 yaşında karşısına zannedersem. İzlemedim. Gene de ön yargılı olmayayım ama pek de e, izleyici Bir Gece Masalını çok sevmedi diye gazetede başlık atmış. Ben de pek e, ona e, şans vermemiştim dedikten sonra. Evet. Sebaşunuz yine bugünün konuşulanlarını sizler için özetledi arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, her zaman size kalın.